Cezaevinde şöyle hayal ediyordum, böyle karanlık işte, kimsenin birbirini görmediği bir yer olarak biliyordum. Daha farklı, daha zorlu, daha böyle fiziki koşullar daha kötü bir yer biliyordum. Cezaevine girişte ben şaşırdım yani. Öyle beklemedim yani, idealize ettiğim gibi çıkmadı. Çok farklı bir yer. Yani kendimi normal bir alana gitmiş gibi hissettim. Yani o kalabalık, o coşku, o sahiplenme, yani yoldaşların karşılanması, cezaevinde olduğumu hissetmedim yani. Yani sanki iyi yapmışım, gelmişim gibi bir hisse kapıldım. Tabii diyorum ya, cezaevin iyi bir yer değil, iyi bir yer olduğunu söyleyeyim mi? İnsan mecburiyetten kalıyor. Ben cezaevine diyorum ya, ben kendime hayal ediyordum. Hayal ettiğim bir şeyin dışında. Sanki bir eğitim alanına geldim gibi hissettim, duygulandım yani. Ve belli bir süre cezaevinde olduğumu hissetmedim yani. Her konuda mesela bir psikolojik baskı var. Şimdi kaba bir işkence yok, doğru. Ama senin yaşamın tüm ayrıntılarda sana müdahale etme ve psikolojik bir baskı var. Sen herhangi bir ihtiyacını karşılamada yani bir işkenceye dönüşüyor. Mesela bu son dönemde sen en ufak bir ihtiyacın olduğunda onları çağırdığında azarlıyor yani. Bir cevap verme, bir ihtiyacını karşılama. Sonra geliriz, sonra bakarsın. Yani böyle ilginç cevaplar geliştiriyor. Yani psikolojik olarak böyle iradesizleştirme. Yani işkencedesin şu anda. Yani zulüm kalaleridir cezaevi. Yani sen orada eğer onun bilincinde yaşamazsan psikolojik olarak çok etkilenirsin. Yani etkileniyor ama biz bunun bilincinde olduğumuz için bunu avantaja çeviriyoruz. Az kaldı, dayan. Her şeye inat. Yani dışarıya mücadeleye katılma için dayanmak zorundayız, mücadele etmek zorundayız. Onun dışında onları da böyle fiziki bir beklenti, bir tedavi beklemiyordum. Yani o kadar sağlık sorunlarım olmasına rağmen ilgilenmeyeceklerini bildiğim için boş ver diyordum. Yani direniyordum moralle. Moral motivasyonu ayakta duruyordum. Eğer moralim güçlü olmasa, maneviyatım güçlü olmasa gerçekten bu sağlık durumunda yaşayamam yani. İşte kalp şu anda ciddi kalp sorunları yaşıyor, hayati yani. Mesela doktorun kendisi bile sen doktor kontrolde olmak zorundasın diyor. Ben iyiyim diyorum diyor, yani yine de tehlikelidir yani. Kritik bir durum var, senin kontrolde olman lazım. Ama çok şey etmiyorum yani. Tamam ben tedavi olacağım ama daha çok zihnime, maneviyatıma ağırlık veriyorum. Yani dışarı çıkarken de böyle bir şeyi de karşıladım yani. Değiyor yani. Bu insanlarımız her şeyi hak etmiş. Fedakar insanlar. Toplumumuz birçok çileci artık özgürlüğü hak ediyor. Özgürlüğü hak ediyorsa o zaman biz de bir onurlu bir evladı olarak, bu toplumun onurlu bir evladı olarak mücadeleyi daha fazla yükseltmemiz lazım. Onun dışında gerekçeler boştur.